Herkese merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz böyle marketlerde, bakkallarda satılan çikolataların, gofretlerinin daha sağlıklı versiyonlarını evimde yapmayı çok seviyorum. Bugün de sırada Twix var. Çok kolay bir tarif yapacağız. Görüntüsü aynen Twix'e benzeyecek, çok lezzetli olacak. Ben geçen gün yaptım, oğlumla arkadaşı bize geldiler ve bütün bir hepsiyi böyle dakikalar içinde bitirdiler. Yani çocukların çok sevdiği bir lezzet. Biraz malzemeler tabii sağlıklı olduğu için biraz daha farklı şeyler kullanacağız. İşte badem unu kullanacağız. Tatlandırmak için rafine şeker kullanmayacağız. Onun yerine bal kullanacağız. İlk önce alt katmanı yaparak işe başlayalım. Ben her bir katmanı yaparken malzemelerini tek tek sayacağım. Aynı zamanda açıklamalar kısmında da bulabilirsiniz. Şimdi 2 bardak kadar badem unu kullanıyorum. Biraz pahalı badem unu. İsterseniz web sitelerinden, internetten bakabilirsiniz. İnternetten böyle daha uygunlarını bulmak daha kolay oluyor. Tabii maalesef böyle sağlıklı çikolatalar yapmaya çalıştığınız zaman biraz maliyeti yüksek oluyor. Üzerinden 1/3 bardak kadar bal ekledim. 1/3 bardak kadar da Hindistan cevizi yağı ekledim. Hindistan cevizi yağı kış aylarında böyle kutularında katı katı olur. Yazın sıvı hale gelir. Eğer sizinki katıysa çok hızlı bir şekilde hemen bir tavanın içinde eritebilirsiniz. Şimdi her şeyi güzelce bir karıştırıyorum. Badem ununa sıvı malzemeleri güzelce yediriyorum. Badem unu kullandığımız için hem çok lezzetli olacak, hem besleyici olacak, hem de böyle ağızda hemen dağılan, yemesi inanılmaz keyifli bir Twix'imiz olacak. Şöyle gördüğünüz gibi zaten güzelce ıslanıyor. Islandıkça da şöyle daha sürülebilir bir hale geliyor. Bir fırın kabının altına bunu güzelce bastırarak yerleştireceğiz çünkü ardından. Biraz vanilya üstü de ekleyeceğim ben buraya. Şöyle güzelce bir vanilya aromasını da alt katmanda da alalım diye birkaç fıs. Eğer evinizde yapmak istiyorsanız tarifi YouTube kanalımda var. Ben bittikçe yapıyorum. Ama bir kere yaptınız mı da böyle uzun süre sizi götürüyor. Ve harika. Şimdi şöyle ufak boy bir fırın tepsisini önüme aldım. İçine yağlı kağıdı koyuyorum. Ve de bu güzelce harmanladığım badem unu karışımı yağlı kağıdın ortasından alıyorum. Şöyle elimle de sıyıracağım. Süper. Şimdi bunu elimle birlikte güzelce yerleştiriyorum. Kalınlığına kendiniz karar verebilirsiniz. Daha ufak bir kalıp kullanırsanız bu en alt katmanı daha kalın bırakabilirsiniz. Bence ince ince keyifli oluyor. Ondan ben bir kalem yüksekliğinde diyebilirim bırakacağım. Ardından 180 derecede önceden ısıttığım fırına vereceğim. Ve de yaklaşık 13 dakika boyunca pişireceğim. Şimdi karamel katmanına gelelim. Normalde Twix'te biliyorsunuz böyle şekerin eridiği nefis bir karamel katmanı var. Biz karamel gibi gözüken ama aslında çok daha besleyici bir versiyonu yapacağız. Şurada önümde badem ezmesi ve de fıstık ezmesi var. Genelde normalde sadece badem ezmesinden yaptığım da oluyor ama bugün böyle az badem ezmesi kalmış. Onu da biraz fıstık ezmesiyle karıştırarak yapacağım. O fıstığın lezzetini de alacağız. Şöyle yaklaşık yarım bardak kadar düşünebilirsiniz ikisinin karışımını. Onu daha büyük bir kaseye geçiriyorum. Üzerinden tekrar 1/3 bardak eritilmiş Hindistan cevizi yağı. Eğer Hindistan cevizi yağı sevmiyorsanız zeytinyağı da koyabilirsiniz ama ben çok sevdiğim için ondan dolayı Hindistan cevizi yağı ile yapıyorum. Ve de yine biraz bal ilave ediyorum. Şöyle sıyırdıktan sonra her şeyi güzelce çırpacağım. Buraya da birazcık vanilya özütü girsin. Başka vanilya kullanmayacağım artık. Güzelce şöyle çırpıyorum. Ve de gördüğünüz gibi neredeyse aynen karamel gibi gözüken karamel katmanımız da hazır. Bir de üst tabanımız olacak. Onun içinde yine kakao, bal ve Hindistan cevizi yağı kullanacağım ama onu en son yapmak gerekiyor. Aksi takdirde donabiliyor. Hindistan cevizi yağından dolayı. Ondan o şimdilik beklesin. Alt tabanımız pişsin. Bir 5 dakikası daha kaldı. Toplamda 13 dakika pişecekti. Ondan sonra onun soğumasını bekleyeceğim. Ondan sonra her şeyi birleştireceğiz. Ama karamel katmanında aradığımız kıvam budur.
Twix'in en alt katmanı güzelce pişti. Ondan sonra ılınması için bekledim. Şöyle gördüğünüz gibi alt katman şimdi hazır. Üzerine karameli koyuyorum. Şöyle döküyorum. Ardından tekrar buzdolabına alacağım. Hatta buzluğa bile alabilirim biraz daha hızlı olması için. Ve karamel katmanı da donana kadar bekleyeceğim. Ondan sonra en üstüne çikolatalı katmanı süreceğiz. O da dondu mu Twix'imiz hazır. Twix'in karamel katmanı da hazır. O da yaklaşık difrizde bir 10 dakika kadar kaldı. Güzelce dondu. Şimdi geldik son katmana. Şurada Hindistan cevizi yağım vardı. Yine 1/3 bardak kullanıyorum. Onu kakaonun üzerinden bırakıyorum. Eritilmiş çikolata kullanarak da bunu kaplayabilirsiniz. Ama böyle de yapabilirsiniz. Daha hızlı oluyor. Yine biraz bal. Her şeyi güzelce bir karıştırıyorum. Çikolatayı ve balı Hindistan cevizi yağının içinde güzelce açıyorum. Ay çok güzel kokuyor. Kakao ve Hindistan cevizi yağının zaten kokusu beni böyle birleştiği vakit beni benden alıyor. Şöyle iyice açarsak, yani iyice karıştırırsak topak kalmamış olur. O zaman da daha güzel gözükür. Şimdi bunu da karamel katmanın üzerinden döküyorum. Tekrar difrize. Zaten Hindistan cevizi yağı hemen dondu, donan bir yağ olduğu için çok hızlı bir süre içinde hazır olacak. Yaklaşık 5 dakika kadar. Sonra keseceğim. Ve ne kadar lezzetli olduğunu ve ne kadar güzel gözüktüğünü sizlerle paylaşacağım. Zaten bakın karamelin soğukluğundan hemen böyle donmaya başladı bile. Ve hazır. Donması böyle 2 dakika falan oluyor. Şimdi kalıptan çıkardım. Yağlı kağıdı da şöyle kenarlardan açıyorum. Ondan sonra bir bıçak yardımıyla ince barlar olacak şekilde Twix'i dilimliyorum. Ali çok sevinecek bu akşam. Evde bunu görünce. Bakın ne kadar güzel gözüküyor. Altta o pişirdiğimiz katman, üzerinde karamel gibi gözüken ama aslında badem yağı ve fıstık ezmesi olan katman. Üzerinde de şu nefis çikolatayla Hindistan cevizini harmanladığımız katman. Tadına bakmak kaldı. Çok iyi. Alt kısmı ağızda dağılıyor badem unundan dolayı. Şeker oranı çok yerinde. Tatlı, şekerli ama böyle iç bayıltıcı bir şekeri kesinlikle yok. Ve son derece hafif. İşte buyurun bunu yapın. Gördüğünüz gibi içinde sağlıksız hiçbir şey kullanmadık. Gönül rahatlığıyla da yiyebilirsiniz. Çocuklarınıza verebilirsiniz. Benim gibi tadını çıkartabilirsiniz. Farklı tariflerde görüşeceğiz. Hoşçakalın.